desteklerinizden dolayı televizyonumuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada eşlik yollarınızdan çıkmış olan meclis üyemiz Umut Eşit'le programımıza teşvik ettiler. Kendisine tekrar çok hoş geldiniz. Çok kıymetli Akgül'ü kardeşlerim. Sizlerin bu özel günde, bu anlamlı günde selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi, kim var dendiğinde sağına ve soluna bakmadan, etrafına bakmadan ben varım diyebilen, gönlü büyük, kalbi büyük, cesareti büyük olan yok arkadaşlarım. Bu kutlu yolda, hocamız Ahmet Davutoğlu'nun arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu muazzam mevzuyla aynı kararımızdan yol arkadaş etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bu kutlu davanın genç mehterleri olarak vücudun sistemlerden oluştuğunu, sistemlerin organlardan oluştuğunu, organların ise hücrelerden oluştuğunu, o hücrelere kanın taşıdığı, oksijenin de vücudu canlı tuttuğunu biyoloji derslerinde, bu vücudun AK Parti hareketi olduğunu, sistemlerin il yönetimleri, organların ilçe yönetimleri, hücrelerin gençlik kolları ve gençlik kollarının faaliyetleri, projeleri ve çabalarında kanı ve oksijeni oluşturduğunu ise rahmetli büyüğümüz Necmettin Erbakan ustamızdan, ustamız, kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, hocamız, başbakanımız Ahmet Davutoğlu'ndan öğrendik. Biz Ak Gençlik Rehberleri olarak bu dava içindeki yerimizin önemini çok iyi biliyor, her adımımızı buna göre atıyoruz. Bunun için projeler üretiyor, çabalıyoruz. Kısa süre içerisinde kurduğumuz yönetim ve mahalle teşkilatlarımız ile Üsküdar'da gençlik kollarının olmadığını iddia edenlere katıldığımız faaliyetler ve icra ettiğimiz projelerle en net cevabı vermiş, Üsküdar AK Parti gençlik kollarının birçok partinin ana kademesinden dahi daha güçlü olduğunu hafızalara kazımaya başlamış bulunmaktayız. Üsküdar'ın AK Gençliği adına bize ayrılan SKM çadırında üzerimize düşen her türlü vazifeyi seve seve ifa edeceğimizi, seçim atmosferinde bir çayhaneden ziyade vızır vızır çalışan bir arı kovanı gibi kullanacağımızı ve hakkını sonuna kadar vereceğimizi temin ederim. Bu bağlamda başladığımız günden itibaren bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ilçe başkanım Halit Hızır Bey'e, belediye başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'e, kadın kolları başkanımız Sayın Songül Kavalcıoğlu'na ve ilçe SKM başkanımız Sayın Sinan Arabacı'ya sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yine aynı eşgüdüm ve dinamizm içinde başarılı bir seçim geçirmeyi, SKM'mizin hayırlara vesile olmasını ve bir zaferi daha tanıklık etmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sözlerimi Sayın Vekilimize bırakmak üzere hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten dünyanın dört bir tarafında merakla bekliyorlar. Çok değerli kardeşlerim, bir anekdotla bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle sizlerle paylaşmak isterim. Sabahleyin SKM toplantısında SKM başkanı arkadaşlarıma da ifade ettim. Gezi Parkı olaylarının olduğu süreçte biz il başkanımızla birlikte diğer ilçe başkanlarımızla Bosna'ya gitmiştik. Belki aranızda Bosna'yı gidip gezen gören vardır. Ama görmeyenler için ifade etmem gerekirse, Bosna aslında Avrupa'nın tabiri yerinde ise cenneti. Bildiğiniz gibi 92 yılında burada çok büyük bir soykırım oldu. Ve dünya buna kayıtsız kaldı.
O süreçten sonra da en son biz Gezi Parkı sürecinde ziyaret ettiğimizde bir havaalanı ziyaret ettik, bir müzeydi. Müzede bulunan oranın sorumlusu, savaş yıllarında orada bir binbaşılık yapmış bir arkadaşımız, oradaki zulmü anlattıktan sonra, burası özellikle önemli genç kardeşlerim, çünkü orada bir ifade kullandı. Orada dedi ki, sayın başkanlarım dedi, eğer şu anki AK Parti hükümeti 92 yılında olsaydı Türkiye'de, şu anki başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan o zamanın başbakanı olsaydı, Bosna halkına bu zulüm asla yapılamaz dedi. Bu gerçekten büyük onur verici bir şeydi. Ve biz o Gezi Parkı olarak da süreci başladıktan sonra Türkiye'ye döndük. O süreçten sonra, bir hafta sonra Bosna'dan bir telefon il başkanımıza gelmişti ki oradan bize ifade etti. Ben de sizlere ifade ediyorum. Oradaki Sırplar alanda dolaşarak şu ifadeyi kullanıyorlarmış. Diyorlarmış ki şu anda İstanbul'da ve Türkiye'yi yıkmaya başladık. İnşallah orayı bitirdik ve Bosna'yı başımıza yıkacağız demişlerdi. Ama ne olur İstanbul'daki yangını, Türkiye'deki yangını durdurmaya çalışın. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Arkadaşlar bu seçimler sadece Türkiye'nin seçimleri değil. Dünyanın dört bir tarafında gerçekten Türkiye'deki bütün seçim, bu anlamdaki 7 Haziran seçimlerini dört gözle bekliyorlar. Çünkü bizler iktidar olduğumuz dönemden bu zamana kadar dünyada mazlum ve mağdurun sesi olduk.